Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Günay, bugün Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye gitti söylentisi var. Ne diyorsun? Evet Nurcan, bugün gerekli araştırmalarımı yaptım. Biliyorsun yanında konuştuk birkaç kişiyle. Tabii ki her yorumcu gibi biz de isim vermeyeceğiz. Çünkü isim verdiğimiz zaman o isim de maalesef zora düşüyor. Hem Sivas kanadından hem de Fenerbahçe kanadından bu işin aslına bakarsan olduğuna karar verdim. Çünkü Sivas kanadından konuştuğum kişi ya Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye gidiyormuş. Doğru mudur dediğimde var öyle bir şey dedi. Ama fazla ağzından bir şey alamadık. Öbür taraftan Fenerbahçe'den de birkaç kişiyle görüştü. Olma ihtimali çok yüksek olduğunu söyledi. Yani bu transferin olma ihtimalinin %90 olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Şimdi daha önce biliyorsun ki yok ön protokoller yapıldı Galatasaray'la. Yok işte kesin Galatasaray'da vesaire vesaire diye çok şey konuşuldu. Şimdi ibre tam tersine dönmüş durumda. Ben de tabii ki de rakamları oradaki arkadaşlara, hoca arkadaşlara soramadım. Rakamlar nedir? Onları ilgilendirmez. Galatasaray'a nazaran %60 daha fazla para verdiğini basından takip ediyoruz. Fenerbahçe'de o kadar para var mı bir şey? Yani ben oraya geleceğim. Fenerbahçe'de bu kadar para var mı? Bir kaynaktan da şöyle bir haber duydum. Şimdi kaynağın ismini hatırlamıyorum. Gerekirse UEFA'dan ceza alalım ama o oyuncuyu alalım demiş Ali Koç. Şimdi göz göre göre bu şekilde bir yaklaşım sergilerse Fenerbahçe yanlış. Yani doğru olan rakamları Galatasaray verdi. Yani bir oyuncuya en fazla bu kadar para verirsin. Artık para saçmanın alemi yok. Bir taraftan Fenerbahçe Emre Kılınç için de nabız yokluyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Onun için de girişimleri var. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar da şu şekilde yorum yapıyor. Ben yanlış buluyorum. Neden yanlış bulduğumu da söyleyeceğim. İşte Fenerbahçe, Galatasaray hangi oyuncuya talip olursa o oyuncuyu almaya çalışıyor. Buna tamam katılabiliriz ama şimdi Mert Hakan Yandaş'ı hangi takım istemez Türkiye'de şu anki performansıyla? Beşiktaş ister mi? İster. Trabzonspor ister mi? İster. Başakşehir. Başakşehir de devrede bu arada. Daha yani ıslak imza olmadan transferde her şey değişebilir. Başakşehir'de Mert Hakan Yandaş'ı istiyor. O da olabilir. Olma ihtimali var. Bunların hepsi olma ihtimali var. Şu an ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Ama bu transferin ben bittiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'ye imza atacağını düşünüyorum. Mert Hakan Yandaş'a da çok yüklenilmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Oyuncu sonuçta, ama yanlışlarına şimdi geleceğim. Oyuncu sonuçta serbest kalıyor ve istediği takıma gider. Özgür hür iradesiyle. Fazla para verildiyse ya arkadaş elinizi vicdanınıza koyun. Siz taraftar olarak buna bakıyorsunuz. Ben bir taraftar olarak bakmıyorum. Ben bu işin profesyoneliyim. Ben Fenerbahçe'de hocalık yapmış bir insanım. Galatasaraylıyım. Beşiktaş'ta da aynı şekilde keza hocalık yaptık. Yani bu işler böyle. Bir laf var. Nerede doğduğun değil, nerede doyduğun önemlidir diye. Adama ciddi derecede bir para veriliyorsa tabii ki de adam yani Mert Hakan Yandaş orayı kabul edecektir. Yani bunu çok doğal, gayet doğal, normal. Normal olmayan ise, hemen ona gelelim. Normal olmayan ise sözleşmesi bitmiş bir futbolcunun şu an oynadığı takımdaki başkan diyor ki Galatasaray'a gitmese daha iyi olur. Farklı takımlara giderse daha iyi olacağını düşünüyorum diyor. Yani ben o sayın başkana Mecnun Otyakmaz'a zaten birkaç laf kelam etmiştim. Yine söylüyorum. Bu seni ilgilendirmez. Sen menajer değilsin, bir şey değilsin. Sen kendi Sivas kulübüne bakmak zorundasın. Sen oyuncu elinde tutabiliyor musun? Tutamıyorsun. Ne diyeceksin? Bize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederim. Başarılar dilerim hayatınızda. Yapman gereken bu. Sen şuraya git, buraya git. O zaman aklıma şu gelir. Yani ciddi söylüyorum. Bakın bu tip şeyler geliyor. Yani oluyor. O zaman Mecnun Otyakmaz bu Mert Hakan transferinden para alıyor derim yani. Ben öyle düşünüyorum zaten. Sen oyuncuyu yönlendiriyorsan
Burada çıkar ilişkin var demektir. O zaman sen Mecnun Yakmaz oyuncuyu buraya gönderelim. Para alalım. Ben bunu düşünürüm. Hadi öyle zaten. Bilemem öyle mi değil mi ama ben bunları gördüm, yaşadım. Ne teknik direktörler var Süper Lig'de, PTT'de vesaire işte birincilikte. Kendi oyuncusunu getirtiyor. 100 bin lira peşinat aldırtıyor. 50 bin lirasında kendini alıyor. Bakın bu Türkiye'de herkes tarafından, bilinen hocalar tarafından yapılıyor. İsim isim söylemeyeyim şimdi. Hepiniz tanıyorsunuz. Kendi oyuncularını aldırıyor. 100 bin peşinat aldırıyor. 100 bin euro. 50 bin eurosunu kendini aldırıyor. Sen diyor bu menajerle devam etme. Şu menajerle devam et. O menajere para verdirirken o menajerden de para alıyor. Bu tip şeyler çok var. Eğer Mecnun Altıyakmaz bu şekilde açıklama yapıyorsa benim aklıma bu gelir. Mert Hakan transferinden para kazanıyor. Net söylüyorum yani. Sen başkansın. Sen Sivas Spor'dan sorumlusun. Eğer ki Mert Hakan Yandaş Sivas Spor'la ilişkisi kesiliyorsa bu seni bundan sonra ilgilendirmez. Hangi takıma giderse gitsin. Galatasaray taraftarına da şunu söyleyeyim. Eğer ki Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a gelmiyorsa bir şey kaybetmiyor Galatasaray. Mert Hakan Yandaş gibi bir sürü oyuncu var keşfedilmeye bekleyen. Mert Hakan Yandaş geldi Galatasaray'a diyelim veya Fener'e. Bir iş yapacağı garanti mi? Biz ne futbolcular gördük? Yiğit Gökhan olanlar gördük. Uçuyordu kaçıyordu. Alper Potuk uçuyordu kaçıyordu. Tarık Çamdal'ın ben size 3 dakikalık videosunu göstereyim. Real Madrid transfer eder. Evet Mert Hakan farklı. İyi futbolcu evet. Ama burada iş yapacağı belli değil. Biz ne oyuncular gördük? Sabırlı olun. Bekleyin. Yani Galatasaray'ın teklifi belli. Arttırmayacağını söylüyorlar. Sosyal medyadan takip ettiğime göre. Arttırmasınlar zaten. Gerek yok. Ekonomimiz belli zaten ya. Ne gerek var? O yüzden Mert Hakan Yandaş'ı da salın. Galatasaray'daki yöneticileri de salın şu transferler konusunda. Zaten Falcao'dan gerçekten dün akşam girecektim ona. Falcao'dan büyük bir kazık yedik. Başka kazık yemeyelim yani Galatasaray taraftarı olarak. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani o yüzden büyük ihtimal %90 Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaşmış durumda. Her iki takım için. Hayırlısı olsun diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar Nurcan. Sen bir şey eklemek ister misin? Valla futbolcu istediği takıma gidebilir. Futbolcuları çok tanrılaştırmaya gerek yok. Kesinlikle. Futbolun tabiatında var. Parayı veren düdüğü çalar. Ya birisi birkaç kişi yazmış. Demiş ki işte onlar Mert Hakan'ı aldıysa biz de İrfan Can'ı alalım. Ya bir İrfan Can'ı almak kolay mı? Kaç milyon euro bonservisi var? Euro. TL bile değil. Kolay mı ya transfer yapmak artık? Kulüplerde para yok. Ben şaşırıyorum. Max Kruse'nin parasını ödeyemeyen Fenerbahçe Mert Hakan'ın parasını nasıl ödeyecek? Yani nasıl ödeyecek? Bu paralar nasıl ödenecek? Yani bu paralar artık Türk futbolunda çok fazla. İnşallah kulüplerimiz batağa gitmez. Umarım. Evet. Şey beyaz eşya alır gibi senet senet aylık mı para ödeyecek? Valla zaten o şekilde ödeniyor. Senet senet ödeniyor. Max Kruse'nin de 4 ay maaşını geciktirince adam tak gitti kendine, attı kendini. Ne oldu? Oldu kendine garantiye. Ne oldu? Ne oldu? Olan Fenerbahçe oldu. Evet. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol, beğen, yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.